today I'm a fighter, holding my head up high. Be strong or beaten down by heaviness of the grind. Mind over matter, now I want to walk out in the rain, just grateful for the day. Yeni bir gün ve yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Adalet Çinkaya. Başlıktan da gördüğünüz gibi bu bir haftalık vlog. Sizinle birlikte bir hafta geçireceğiz. Pazartesi ve salı sizinle konuşamadım çünkü okulla ilgili ciddi bir yoğunluğum var. Tezimle ilgilendim ve ödevlerim vardı. Sizin için kısa kısa klipler çektim zaten. Az çok oradan görmüşsünüzdür neler yaptığımı. Evdeydim. Bilmeyenler için şöyle birazcık bahsedeyim. Ben beslenme ve diyetetik okuyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. Son sınıfım. Pandemiden dolayı biliyorsunuz okullar online, staj yapamıyoruz. Ben de gönüllü olarak bir yerde staj yapıyorum 8 Ocak'tan beri. Hafta sonu kısıtlamaları dışında her gün gidiyorum. Ama son günlerde okulla ilgili ciddi bir yoğunluğum olduğu için pazartesi ve salı gördüğünüz gibi staja gitmedim. Bugün birazcık böyle işlerimi kolaylamamla birlikte hayata karışıyoruz. Yani staja gideceğiz birlikte. Ama şöyle ki yine ara ara böyle bir kenara çekilip işlerimi halledeceğim. O şekilde olacak. Böyle bir gün. Şimdi giyineceğim, çantamı hazırlayacağım ve Özlem ablayı arayacağım. Özlem abla benden şu anda haber bekliyor. Hikayemizdeki Özlem abla kimdir onu da söyleyeyim. Hikayemizdeki Özlem abla yanında staj yaptım diyetisyen. Şimdi giyinelim, çantamı hazırlayalım. Sonra güne başlayalım. Eğer daha önce kanalımdaki alışveriş videolarını izlediyseniz burası alışveriş videosu köşem gördüğünüz gibi. Ahşap askılar aldım, burayı yeniledim. Bir sonraki alışveriş videomda bahsedeceğim bundan. Odamın bu kısmına yeni alışverişlerimi koyuyorum ve alışveriş videosu çektikçe bunları dolabıma götürüyorum. Dediğim gibi bu aralar pek çekim yapamadığım için burada bir birikme oldu. Şimdi sizinle birlikte giyeceklerimi buradan seçeceğiz. İnşallah yakın bir zamanda iki tane deneme alışveriş videosu gelir diye düşünüyorum buradaki kıyafetlerden. Böyle bir çanta aldım. İçerisinde çok şey aldığı söyleniyordu. Böyle yanlarında iki tane gözü var. İçinde de böyle tek bir büyük gözü var. Rengi çok hoşuma gitti. Her şeyle uyacak gibi. Alışveriş videona tekrar bahsederiz. Normalde şu çantamı kullanıyordum. Normalde staja giderken bu çantamı kullanıyordum. Bu çanta da plan 1. Ama bu çanta küçük geliyor bana. Sığamıyorum. Bu nedenle şimdi bu Addax çantaya geçeceğiz. Umarım her şeyimi içerisine rahatlıkla alır. Evet, çantayı doldurdum. Bayağı her şeyi koydum. Şöyle.
Hem spor hem şık olması güzel duracak. Yani sırt çantası olmuyordu her zaman. Ben sevdim. Bu arada gri ve siyah renkleri de vardı. Ay, alışveriş videosunda söyleyeceğim şeyleri burada söylüyorum. Neyse. Üstüme şöyle bir ceket aldım. Hava bugün çok güzel. Küpelerimi de gold'u gümüş yaptım. Kombinime daha çok uydu. Şu an çıkıyoruz. Evet, kombinimi, galoşlarımı çok güzel tamamladım. Şunu falan nasıl tutacağım? Şöyle ipleri doladım koluma ama böyle bir üst giydim. Kolsuz triko. Bugün biraz hava güzel. Sonra kötüleşecek. Giyemem belki diye bugün giyeyim dedim. Altındaki pantolon da son zamanlardaki favori pantolonum. Alışveriş videomda göstereceğim dediğim gibi. Çok beğendim. Evet, birkaç tane danışan geldi. Biraz görüntü almaya çalıştım danışan mahremiyete dikkat ederek. Eğer çıktıysa güzel, onları aralara eklerim. Özlem Bey'le dışarıda işlerimiz vardı. Birlikte onları hallettik. Biraz yoğundu. O aralarda çekim yapamadım. Şu anda kafe kısmına geldim. Şöyle çalışma ortamımı kurdum. Birazcık tezime bakıyorum şimdi. Kafeler kapandı biliyorsunuz. Paket servis şeklinde çalışacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Staj yaptığım yerin kafe kısmı da var. Şu an onun kafe kısmındayım. İşte kafeler kapandı biliyorsunuz ki. Paket servis var sadece. Ben de burada böyle çalışma ortamı kurdum. Böyle bir boşluk oldu. O boşlukta tezime bakıyorum. Şimdi ceketimizi giyelim. Normalde 9-10 gibi kapatıyorduk burayı ama sokağa çıkma kısıtlaması 7'ye çekildiği için bugün erken kapatıyoruz ilk defa. Turn on the news the other day. Yorucu bir günün ardından evdeyiz. Gözlüğümü taktım, moda girdim. Tezimin son rötuşlarını yapıyorum. Umarım bittiğini görürüm. Yarın akşam bitirip göndermeyi düşünüyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa. Evet, yorucu bir gündü. Evet, şu anda da uykum var ve yorgunum. Ama size duvar kağıdımı göstereceğim. Her telefona baktığımda görmem için bir not bıraktım kendime. Şimdi size de aynı notu bırakıyorum. Evet. Her telefona baktığımda kendime bunu hatırlatıyorum. Size de hatırlatmış olayım. Çok yorulduğunuz ve çok çalışmanız gereken anlarda motivasyon için böyle şeyler yapabilirsiniz. Canınız sıkılıp telefona bakmak istediğinizde hemen şöyle bir hatırlatıcı. Bugün çok yoğun bir güneş yok. Hafif yağmur yağıyor. Masamı bu şekilde camın önüne aldım. Daha güzel bir çalışma ortamı oldu bence. Biraz da camı açtım böyle içerisi havalansın. Bu şekilde yoğun bir tempoya şu an hazırım. Umarım çok verimli bir gün olur. Dün evden çıkarken kargo geldi. O an böyle aceleyle çıktığım için size gösteremedim. Hatırlıyor musunuz? Bir tane vlogumda yazıcımdan çıktı alamamıştım. Sonra ben onu bir şekilde hallettim. Ama sonra tekrar aynı sıkıntı yaşadım ve düzelmedi. Bozuldu, çıktı alamıyordum. Garantiye gönderdim. Ve geldi şu an. Çok mutluyum. Umarım problemsiz bir şekilde çalıştırabiliriz. Bugün vaktim olursa sizinle birlikte açar kurarız. Belki de yarına kalabilir. Bir daha böyle uzunca bir süre bu kadar sekmeyi bir arada görmek istemiyorum. Gerçekten. Telif yememek için sesi kısıyorum. Modum budur. Şu an.
Budur yani modum. Evet, bugün cumartesi. Perşembe ve cuma günü staja gitmedim ve tezimle ilgilendim. Tezimi bitirmem gerekiyordu artık. Şakasız perşembe ve cuma. Perşembe saat 1'de, öğlen 1'de bir başladım. Gece yarısı 2'ye kadar hiç durmadan tezimle ilgilendim. Yine devam ettim aynı şekilde. 2'de yattım, 9'da kalktım. Tezimi yazmaya devam ettim. Yine gece yarısı 2'ye kadar ve tezimi gönderdim. Gerçekten çok mutluyum. Şu anda hani tamamladım, hocama gönderdim. Tabii hani internet programına sokulacak, düzenlemeler olabilir. Hani hoca şunları bunları düzelt diyebilir. Ama sonuç olarak ben tezimi bitirdim. Gerçekten çok mutluyum. Hiç durmadan 2 gün çalıştım ve uykum yenmesin diye sürekli masada çalıştım. Artık bu sandalye bile yamuldu. Bakın şaka yapmıyorum. Sandalye gerçekten yamuldu. Biraz yoğun bir gündü ama bitirdim. Bakalım. Umarım bundan sonraki süreçte güzel ilerler. Şu anda arkadan bir ses duyuyor musunuz bilmiyorum. Umarım çok ses gelmiyordur benim sesimin dışında. Şu anda robot süpürge çalışıyor. Robot süpürgeyi sizinle birlikte kurduk. Şimdi gösteriyorum. Evet, robot süpürge aldık. Xiaomi'nin Mi Vacuum Mop 2 Pro modeli. Daha önce de B2 modeliydi sanırım bizdeki Xiaomi'nin. Şimdi de bu Vacuum Mop Pro 2 modelini aldık. Bu modelin farkı daha yüksek metrekareleri bir kere de temizleyebiliyor. Şarjı daha uzun gidiyor. O şekilde ekstra özellikleri var. Kurulumu nasıl merak edenler olacaktır. O yüzden sizinle birlikte kuralım istedim. Basit bir kurulumu var. Şimdi buraya ekleyeceğim. Merak edenler için süpürgenin kurulumunu göstereceğim size. Ben annemin telefonuna kuracağım şimdi, o daha sık kullanacağı için. Play Store'dan veya App Store'dan Mi Home uygulamasını indiriyorsunuz. Ben yükleme tuşuna bastım kamerayı açmadan önce. Şu anda yükleniyor, çok az kaldı, hemen olacak. Evet, şimdi açıyoruz sizinle birlikte uygulamayı. Şimdi burada ülkemizi ve bölgemizi seçmemizi söylüyor. Şimdi şöyle şuradan artıya tıklıyoruz. Ve buradaki cihazlardan ev aletleri kısmından robot süpürgenizin modelini seçiyorsunuz. Seçiyorum. Şimdi burada bir önerilen oda sorusu var. Bu hiç önemli değil. Oturma odası seçebilirsiniz. Cihaza isim verebilirsiniz. Annem cihaza Katya ismini vermek istediği için ben şimdi Katya yazacağım. Temizlikten önce evinizi düzenlemeniz gerekiyor. Böyle eğer dağınıksa düzenleyin. Her zaman olduğu haline getirin. Şimdi uygulaması çok yararlı. Burada temizlenen metrekareyi, temizlediği zamanı ve pilini gösteriyor. Burada temizliği başlat düğmesi var. Buradan temizlik modunu seçebiliyorsunuz. Ben standart ve ortayı seçtim. Şimdi annem temizliği başlatacak. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda kameramın şarjı bitti. Telefonu devam ediyorum çekmeye. Katya şu anda evi tanıyor. Biz temizleme ve paspaslama modunu açtık şu anda. Hem temizliyor hem de evi tanıyıp haritalamasını çıkartıyor. Şöyle şu anda benim odamda. Harita çıkarması çok eğlenceli ya. Ben izlemeye bayılıyorum. Gerçekten biz çok memnunuz. Bir öncekinden de çok aşırı memnunduk. Bundan da yani ben çok beğendim. Şu anda o çalışıyor. Gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar. Daha önce neden almamışım diye düşünüyorsunuz. Harika bir şey yani. Duyuyor musunuz? O konuşuyor. Bunun üzerinde bir çıkıntı yok. O yüzden daha dar tasarımı. Daha böyle her şeyin altına girebiliyor. Öyle bir özelliği var. Ve herhangi bir yere çarpma yapmıyor. Ben iki modelden de çok memnunum gerçekten. Ailecek memnunuz. Eğer eviniz böyle daha küçükse buraya fotoğrafını ve ismini yazacağım. O modelini de tercih edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Hatta Trendyol'da indirime giriyorlar, takip edip. Aşağıya da linklerini eklerim.
Merak edenler için neler yapabildiğimizi, birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Mesela yalnızca süpürge yapabiliyorsunuz, yalnızca mop yapabiliyorsunuz veya süpürgeyle mopu aynı anda yapabiliyorsunuz. Süpürgeyi sessiz çalıştırabiliyorsunuz. Evde bebeğiniz varsa veya çalışıyorsanız, onun sesinden rahatsız oluyorsanız sessiz çalıştırabiliyorsunuz. Standart çalıştırabiliyorsunuz. Sesi zaten çok yüksek değil. Güçlü versiyonu var, bir de turbo versiyonu var. Siz istediğiniz güçte seçebiliyorsunuz çalışmaya başlatmadan önce. Bu seçenekleri telefonunuzdaki uygulamadan yapıyorsunuz. Onun dışında mop yaparken su seviyesinin ne kadar olacağını az, orta ve yüksek olarak onu da siz seçiyorsunuz. Tüm evi temizlemesini istiyorsanız tüm evi temizliyor veya odaları seçip sadece istediğiniz odaları temizleyebiliyor. Eğer bir yere gelmesini istemiyorsanız da orayı belirtebiliyormuşsunuz haritada. Onu henüz yapmadım ama bu özelliğini de duydum. Sürekli telefondan kontrol edebiliyor olmak çok güzel. Bir de süpürge çekim gücü de çok kuvvetli. Bu arada yeni keşfettiğim bir özelliğini de söyleyeceğim. Bir öncekinde var mıydı bilmiyorum. O kısma bakmamıştım. Uygulamayı incelerken gördüm. Bir özelliği var. Halılara çıktığında çekim kuvvetini arttırıyor. Halıdan indiği anda çekim kuvvetini azaltıyor. Yani halıları böyle daha derinden temizlemek isterseniz ama işte turbo güçlü çalıştırmak istemezseniz, standart çalışmak isterseniz standart bir şekilde evi temizliyor. Normal, standart güçte. Halılara çıktığında halıya çıktığını algılayıp gücünü arttırıyor. Yani böyle özellikleri var. Bu şekilde merak edenler için ürünlerden bahsedip, iki memnun kaldığımız ürünü söyleyip sizinle birlikte kurup biraz böyle bilgi vermek istedim ve memnuniyetimizi dile getirmek istedim. Aklımda soru işareti olanlar için. Çünkü bu aralar çok popüler biliyorsunuz bu ürünler. Kesinlikle de hak ediyormuş. Şunu da kesinlikle belirtmek istiyorum. Eğer böyle bir ürün alacaksanız mağazaları gezerken hani ürüne mağazada karar verebilirsiniz ama mutlaka internetteki fiyatına da bakın. Bir önceki modeli babam mağazadan almış. İşte anneme sürpriz yapmak için. Bana söyledi ben kesinlikle internetten bakalım derdim. 1000 TL, 1500 TL fazla bir fiyata mağazadan satın almış ve aynı anda Trendyol'a baktığımda 1500 TL aşağıda olduğunu gördüm ve yorumlar da gayet güzel, satıcılar da güvenilir oluyor. O yüzden ben bu yeni aldığımızı Trendyol'dan almak istedim çünkü yine aynı şekilde mağazada gezmişler, bu modeli beğenmişler ve yine Trendyol'da 1000 TL kadar daha uygundu. Yani hiç az rakamlar değil. Hani görüp araştırmak istiyor olabilirsiniz. Mağazaları gezmenizi tavsiye ederim. Ama bir şeyi almadan önce mutlaka internet fiyatına bakın. Evet, şimdi başka bir konuya geçiyorum. Geçen gün size söylemiştim yazıcım geldi diye. Bir türlü vaktim olmadı ve yazıcımı açamadım. Şimdi sizinle birlikte yazıcımı da açalım. Bakalım nasıl olmuş. Bakalım sıkıntısız çalışacak mı ve kargoda başına bir şey gelmiş mi? Benim yazıcım normalde bitmeyen kartuş sistemindeydi. Size daha önceki vloglarımı da göstermişim. Çalışma alıyorum vesaire. Dışarıda bir tankı vardı. Bittikçe dolduruyordum. Aşırı kolaylık oluyordu. Şimdi tankın içi mürekkep doluydu ve böyle üstünde minik plastik tıkası var. Kargoda giderken muhtemelen patlar diye bana tankı ayırıp öyle paketlerimi söyler. Öyle bir paketledim gerçekten görseniz şaşarsınız. Bir saat önce açmışlardı. Geri gönderirken tankla monte bir şekilde gönderemediler kargoda bir şey olacak diye. Sistemini değiştirmişler ve enjektörlü doldurma sistemi yapmışlar. Nasıl olacak ben de bilmiyorum, bakalım. Güzel paketlerim bana karşılık. Onlar da güzel paketlenmiş. Ay, inanamıyorum. Bu sayfayı bulamıyordum. Bir türlü yazıcımın içinde kalmış. Yok artık. Önce bir silmem gerek. Ben gönderirken tankın içi mürekkep doluydu. Onlar da bana böyle her renkten mürekkep hediye göndermişler yanında. İade-i ziyaret olarak şöyle enjektörler göndermişler. Bildiğiniz enjektörle dolduracağım bitince mürekkepleri. Bu neymiş? Bir de çikolata göndermişler iki tane. Bakalım sıkıntısız çalışacak mı? Şimdi ayna karşısına geldik. Gelen kargoları Instagram story'imde göstereceğim. Burada her ne kadar yeni olsam da Instagram'da oldukça eskiyim. Eğer Instagram'da beni hala takip etmiyorsanız eğer buraya Instagram kullanıcı adımı bırakıyorum. Instagram ailemin bir üyesi olursanız gerçekten çok sevinirim. Eğer kanalıma da abone değilseniz YouTube'da kanalıma abone olduğunuzda da gerçekten çok mutlu olurum. Storylere başlayalım.
gündür dışarı çıkmıyorum biliyorsunuz. Bugün 3. gün. Bugün de sokağa çıkma yasağı var. Artık böyle çok bunaldım evde. O yüzden bir bahçeye hava almaya çıkacağım. Bu arada size bu ayakkabılarımı göstereceğim. Bunlar böyle orijinal Nike Air Force'tu. Ben bunları tabanı sarardığı için giyemiyordum. Ama atmamıştım. İyi ki de atmamışım. Bir yöntem keşfettim. 25 TL'ye aldığım beyaz boyayla tabanını ve tüm ayakkabıyı boyadım. Ve şu an yepyeni oldu. Ayrıca bu ayakkabı yaptığım video Instagram'a bir tane Reels çekmiştim. Girip de izleyebilirsiniz. Nasıl yaptığıma da bakabilirsiniz. Şimdi bu ayakkabılarımı giyeceğim. Bu da bir nottu. Eğer tabanı sararmış ayakkabılarınız varsa onları beyazlaştırmak çok zor gerçekten. Eğer tabanın kendisi sarardıysa. Eğer yapacak bir şey yoksa artık bu şekilde dönüştürebilirsiniz. Uzun zamandır film veya dizi izlemedim. Ve biliyorsunuz son zamanlarda kendime hiç zaman ayıramadım. Şimdi bir Netflix'e girdim. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? Diye bir film şu anda popülerler arasında. Bir film. O filmi izleyeceğim şimdi. Birazcık keyif yapalım. Hadi abiciğim. Hadi oyalanma yani. Yüzünü seveyim. Gülseren Hanım hazırsanız başlayalım. Başlayacaksanız hazırlanalım. Ben şimdi filmi izlemeye devam ediyorum. Yarısındayım. Henüz bitirmedim ama biraz başım ağrıdı. Migrenim falan tutarsa kapanışı yapamazsam diye kapanışı şimdiden yapmak istedim. Belki izlerken uyuyakalabilirim hatta. Birazcık yorgunum. Şimdi videoyu kapatayım diyorum. Yarın da editlerim. Ve en yakın zamanda sizinle buluştururum umarım. Yarın ne yapacağımı soracak olursanız da bilim tarihi dersi alıyorum. Bilim tarihi dersinde insanlığın yeme tarihi isimli bu kitabı okumamız ödev olarak verildi. Bu kitabı okuyacağım. Yarın da bu kitabı okumakla geçirmek istiyorum. Hem bayağı bir ekrana baktım. Birazcık gözlerim dinlenir. Böyle dinlenmeli, cilt bakımı yapmalı, kitap okumalı bir pazar olur diye düşünüyorum. Video çok uzun olacağını düşündüğüm için cumartesi akşamı bitirmek istedim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Benim için bir haftayı sizinle geçirmek gerçekten çok keyifliydi. Umarım sizin de izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz videolarımdan haberdar olmak için abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenip yorum atmanız da benim için çok kıymetli. Onun dışında Instagram'dan beni takip etmek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.